Herkese merhaba, selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Biz yemeğimizi falan yedik. Sonra çay demledik. En baştaki. Tamam. Tamam, bu olsun. Şimdi baklava için ceviz kırıyoruz. Hazırlıklarımız başlıyor. Böyle cevizi kırıyoruz. Uğraşıyoruz. 5 dakikada da yiyoruz. Cevizle fındık da çok pahalı. Bizde de ceviz fındık var. Ama kıran yok dermişim. Var da ben çok ceviz fındık yemeyi sevmiyorum. Dedim ceviz fındık hazır olsun. Cumartesi pazar çalışacağım için pazartesi baklavamı yaparım. Bu video da size herhalde ne zaman gelir? Pazar gün gelir herhalde. Çakıl taşı. Meşhur ya, bazıları çakıl taşıyla kahve falan içiyor. Alıyorlar. Benim de ya kahve, yani misafir geldi ya yaptım bu. Yoksa yani kahve yapmak öyle bir çakıl taşıdır çıkıl. Hiç koymak aklıma geldi. Niye bilmiyorum ha. Hiç böyle mesela çikolata falan da biliyorsun ne kadar loko falan alırım da. Ama hiç yani şu koyayım da şuraya da iyim yok yani. Dün kahveye koymuştum. Öyle yani. Kahveyi içtim ya. Yani içiyorum. Çalışmamışım fazla ama abla içiyor tabii. Ben çok sevmiyorum kahve falan ya. Yani. Ben bir kaslı olarak çaycıyım. Enes. Enes. Terapaklı mı getireceğim bana oğlum? Hiç bugüne kadar anam bir kere terapaklı yememiş. Bir tek bir kerecik mancar kavurması yaptım. Bir saatte 4000 izlenildi. Benim ilk başlarda videolarım çok izleniyordu bu. Anne. Şimdi videolarım fazla izlenilmiyor. Neden onu bilmiyorum. Anne. Yani hiç izlenilmemiş değil. Yemiştin ya. Tamam işte onu da yedim. O da nasıl? Önceden böyle hızlı çekimler, hızlı bir şekilde şeyler koyuyor, yapıyordum. Onu da Aslı'nın üstüne bir şey koydum, müzik koydum. O da telefaklı olanı koymuş. Ben de onu hemen kaldırınca videoyu sildim yani. Öyle. Keşke videoyu silmeseydim. Anne, biliyor musun? Daha doğrusu videoyu silmek değil bu. Şöyle yapabilirdim. Anne, sana bir şey söyleyeceğim. Telefaksız müzikler de var. Yoksa ben telefaklayamıyorum. Bir de şey, mesela ufuk video yüklüyorsun ya. Benim de şey direkt doluyor ya. Dolduğu için ben yüklendikten sonra siliyorum. Halbuki o zaman onu silmeseydim videomu. Yani şeyimi. Fotoğraflardan silmeseydim ufuk. Tekrar telefonu kaldırıyoruz ya canım. Annem bir fındık kırıyor bizden gördüler. Tekrar kaldırıyoruz ya bu. Tekrar silerdim. Bir daha videoyu bir daha yüklerdim. Anladın mı? Ama şimdi artık çok güzel değil. Anam bir fındık kırır şu anda. Bu sefer şey yapacağım, fındığı ben götüreceğim, götürüyormuşsun, fındıkçı onu bir şey yapıp veriyormuş eline. Abo! Ayaklarım ağrıdı. Ama çok güzel şöyle bir büyük tepsim olur. Ben dedim iki tepsi yapayım. Bakayım iki tepsi yapabilirim. Bakın cevizim. Güzellerinden büyükleri alacağım yemeğe. Biraz ceviz, biraz fındık karışık yapacağım ben. Var mı? Annem bir bizden gördü ya. Şimdi biraz ceviz versene kırsınlar bu kolu. Evet, komşular bizi rahatsız ediyor.
Polis herhalde. Ha? Polis herhalde razı mı yok? Ha. Telefonumuz yok mu? Hele telefonum, hele... Enes! Telefonum orada. Hele baban telefonum var. Hele bir ben arayayım onlar, hele bir. Hele dayanımda. Hele bir ayağımda atlamın telefonu. Kalk kalk. Bu kurbanım, kalk kalk. Kazan al, kalk. Bayram medyamıyoruz. Oğlum bayrama daha gelmedik, götüreceğim oğlum. Arafa şarafa suyuna sokacağım, sizi banyo yaptıracağım. Vallahi öyle burada. Bu sen yine havayı yap. Vardan Aykut, niye bilmiş sen mi? He? Bu da olur. Ondan sonra... Nişasta. Enes, Enes bir hayır. Saniye oğlum. Evet, aldın otur. Nişasta falan da aldın. Bir yağda var, onu da yapacağım. Enes, hayır oğlum, elini şey kıstırırsın. Zaten benim ellerim açıldı. Abi sen benim babamı hiç aramadın mı? Babam da ne yazıyor çok sende? Dedem yazıyor. Şaka yapıyorsun. Dedem yok ki herhalde. Aslında ne şeyleri bizde yazıyor. Ayfo, o yeke poşet önünden kaldırsana. Evet, yanarsın oğlum. Çok sıcak. Şu yana git. Ben bazen yanlışlıkla şuraya atıyorum cevizi. Ben atıyorum. Ay anne! Bak polis çağıracağım. Bizi niye rahatsız edirsiniz yukarıdan? Tepemize dumbudu dumbudu. Ben açarım. Ben erkenden kalkıp 8... Ben erken kalkıp 6'da elektrik süpürgesi açıyorum. Sen niye açırsan diye. Ama ben size dedim rahatsız oldunuz mu? Hayır dedim. Ben çalışıyorum, işim gücüm var. Ceviz istiyorsunuz. Macık ceviz gönderir mi Enes'le? İyi tamam hadi oturun kırın. Yakışıklı. Bak bak ilk hayır, önce yok yok de. Yok da anne cevizimiz. Hadi kapatıram. Hadi göreceğim. Al. Bak 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 daha yeni dedim ki ceviz göndereyim mi? Yok yok dediğimde değil ki bu. Hele bura bak ceviz varsa biraz gönder. Tamam. Hadi, tamam. Sizde varsa biraz bize fındık verseniz anne. Hadi görüşürüz. Şey evet. Aşağıdan yukarıya konuşuyorum annemle. Zeynep ceviz gönderdim. İlk önce bir yok dedi. Bu fındık almamış tamam mı? Kırayım diye alırsın diyor. Size bir şey anlatacağım. Enes bu cevizi böyle anneannene götür oğlum. Tamam. Ala böylece götür, açtıkların arasında. Al oğlum, bunu götür. Tamam, al bunu böyle götür. Aslı, Enes götür oğlum. Hadi. Hadi. Size bir şey anlatacağım. Şimdi benim kızımı cildiyeye götürdüm doktora. Neyse, doktor da biraz doğumlu tipi konuşuyor, tamam mı? İşte Enes'e Aslı işte krem falan verdi. Aslında geçmiş ya cildi. Çıktım ben dedim ki Aslı'ya bak dedim sen koymuşsan ben sana dedim yardım edeyim dedim hani krem konusunda falan. Doğallık anladım. Daha iyi falan filan bir şey konuşuyor. Doktor dedi ki ne kadar dedi tatlı konuşuyorsunuz dedim. Neresiniz siz dedi bana falan mı? Azerbaycan. Azerbaycan. Azerbaycan kızım ya. Ondan sonra dedim ki ben dedim Garstiyan dedim. Hangi? Yani neresi dedim ben dedim Kastiyan dedim. Ama dedi çok güzel konuşuyorsunuz dedi. Ha tamam Karslılar var dedi bizim dedi burada hastanede. Ama hiç senin gibi dedi bu kadar güzel konuşmuyorlar. Benim şivemi Ufuk daha çok seviyorlar. Gerçekten bazı Karslar var. Konuşur ama çok şey ama. Hani benimki sonra doktor dedi ki. Şimdi ben sana sorular soracağım dedi. Sen bana Karslı cevap verir misin dedi. Ondan sonra dedi ki, dedim benim de dedim ellerim falan böyle şişiyor falan dedim. Ondan sonra dedim ondan sonra çok dedim söyle olan da dedim dudaklarım falan çatlıyor dedim tamam mı? Ama tabii ben doğuluca konuşuyorum. Sonra dedi ki az bir şey daha dedi sohbet etsek ben dedi öğreneceğim seni dedi dedi. Ondan sonra biz daha bayramdan sonra dedi gelirsin işte tam talih falan yapalım. Dedem hani böbreklerinizden bir şey ben size dedi teşvik edeceğim başka bir doktora. Sonra bu bana iğne falan yazdı. Tabii ben gittim reçeteyi iptal ettim. Ben iğne vurdum. Neyse bayramdan sonra da işte böbrek doktoruna falan gideceğim. Ondan olabilirmiş. Ellerim ayaklarım şişiyor ya. Yani ondan sonra Enes'e Asya'ya döndüm dedim ben. Mesadeyle. Hiç men dinlenmişsen dedim. Ananı biraz dinle falan. Böyle konuşuyorum. Allah'ım doktor bu kadar hoşuna gitti. Yanımda gittim de doktor dedim. Çok güzel konuşuyor dedi.
Burada da var karşılar ama hiç böyle değil dedim. Ben tanıyorum, isimlerini biliyorum tabii. Ondan sonra ama dedim onlarla bizim aramızda yani. Onlar başka şey dedim. Mesela Garson Delever var, Tosof var, Ardahan var dedim. Farklı farklı dedim böyle işte. Biraz dillerimiz de hani çevirmelerimiz de farklıdır dedim, konuşmalarımız. Mesela bazıları otlu peynirdir dedim ama bizimki sırf yani çiçil, üzlü peynir falan böyle işte. Böyle işte. Bir de ben nerede konuşmuştum bu beğenmişler böyle. Yine oku, hastanede müdür. Yok, okula gittik. Ondan sonra aslında şeyine gittik biz, toplantısına. Tabii öğretmenler de hani benim aklımda çıktı tabii. Tabii ben biraz şiirim bir anda döndü. Dönüyor arada yani, yalan yok. Ondan sonra ay verirsiniz falan dedi. Çok güzel konuşuyorsunuz falan dedi. Zaten bunu bir, ben bunu atamadım. Enes, kapıyı iyice kapat. Tamam bak artık video çekiyor, bağırma. Video çekiyorsunuz ha, bağırmayın. O zaman video. Çok şey kokuyor lan için. Şey mi? Yok be, kömür kokuyor. O zaman de, sobaya attık kömür kokuyor da. Soğukta gelene biz. O zaman bakar mısın kaç dakika olmuş? Durdurma şey, yani kırmızıya basma o zaman. Köşede ok var oraya. 11:45. Tamam şey o zaman azıcık okuna oka bas. Oku ne? Bak ya? Şöyle bir çizgi var iki tane yan yana. Onun üzerine bas, ok işareti olacak. Gördün mü en altta? Bu buradan aldığımız gene bir. Hadi başla. O zaman gelince kırda tükürdü Allah. Polis değil o. Aşağı gel. Bak dediğin gibi olsa bu kadar uğraşmazdı değil mi mesela? Ne? Bakın ne kadar ceviz kırdık. Ceviz kırdık. Olan ceviz bu. Şeyi yok ya böyle bir yani. Düşünsene bir de mesela bir kilo alıyorlar. Ne yetsin ki insanlara? Değil mi? Benim yani yerim olsa ne bileyim bu insanlar yerine bir sürü ekerim ya. Komşulara da veririm. Tabii bakar mısınız? Bu satışa mı gideceğim? Ha? Ha? 60 lira çözüyorum. Sen niye iş bana benzemedin? Ne kadar bilinçli misin? Ya bence bilinçli. Verir misin komşulara? Veririm. Valla. Ben uzun. Şey yapmaz. Verir ya şaka yapıyorum. Ne var ne olacak ki? Yani. Allah bana nasip ettirmiş ki. Allah da. Paylaşsın diye. Sesin çıkıyor mu bu? Çıkıyordur biraz abi. Biraz söyle. Allah bana nasip etmiş ki paylaşsın diye. Etmiş mi sana nasip etmiş ki? Heh. Allah büyük diyor der bir gün. Acelemiz yok ki yaşımız genç. Bu bir ceviz kaç senede oluyor fındık? Bunlara bir şey bir artık. Bir ceviz fındık kaç senede oluyor? He? 4-5 senedir mi oldu? Abo! Ben ona kadar ölerim. Ben ne zaman arsa alacağım da o pahalıdır. Kesin arsa alamam da. Hazır dikilmişim. Nereden bulayım ben? Yok ya arsa da yok. Şey diyor. Köy yerlerindeki insanlar hep kendi insanlarına sattığı için arsa. Anladın mı? Hastanelikler öyle diyor. Yani insanlar hep kendi milletlerine veriyor. Dışarı yani kendi milletine de dışarılarından koymuyorlarmış. Yok öyle bir şey yok. Mesela birbirlerine... Ya adam ya tabii ki ilk önce adam köylüsüne şey yapıyor. Halbuki beni tanısalar. Halbuki beni bilseler. He? Senin de aynı gibi. Belki bağırır yandaki arsasını. Mesela köyden birine değil de. Ya. Adam bir tekne sürüyor köyde. Ellerin. He. Ne kadar soruyor? Masada mızır dışarıdakine veriyor ya. Kim olur? Yok. Ama komşu da çok önemli biliyor musun? Yani. Bence komşu çok önemli. Ev alma komşu al derler. Bak beni alın komşu olarak.
çocukları olan biri olsun böyle. Enes'le oynasınlar. Ama yaramaz çocukları olmasın. Ya benim kendi çocuklarım çok yaramaz falan değil ya. Allah'ım çok şey çocukları görünce diyorum ki Aydın bu annelere nasıl diyor dayanıyor diyor. Bu kavuşmamışım ya ben. Ben biraz rahat bu konuda. Oturduğum yerden çocuk yetiştiriyorum. Oturduğum yerden eşimle anlaşıyorum ben. Getir, getir, yap, et. Ben neyim Ufuk? Enes yapma. Enes babanın telefonunu versene. Bakayım kim aramış bu? Aslında ben şey yapabilirdim o kul. Canlı yayın açabilirdim. Açar mıydı? Oy, bacaklarım ağrıdı. Bununla bir sana yeter mi tepsi baklava? Al bununla bir. Bir daha yeter be. Ne olacak? Neredeyiz? Başka bir dünyaya gideriz artık. Kime gidiyoruz bu? Burada. Gidip çayla alıp gideriz. Bir de Aktaş'a gideriz. Bir de Aktaş'a gideriz. Aktaş neresi lan? Hızırcı Hasan gibi. Aktaş değildi orası. Şey. Neresi o sana? Sücürlü. He. Yok. Köy neresiydi? Bu şey. Sücürlü. Müter. Sücürlü. Müter. Evet, biz bayramda evde durmuyoruz. Haklıyız. Biz tabi saat 12.00'ye kadar yatarız bayramda. Lütfen rahatsız etmeyin. Ben şekeri doldurup garajın oraya koyacağım. Gelin gelin alın gidin. Çok yorgunuz dermişim. Zilin. He? Zilin şeyini boz. Kapının önüne evleri kusur. Ama bari gelmişler ne zaman gelecekler? Bu uşaklar gelecek. Şeker toplayacak. Yemin ediyorum var ya çocukken gider toplardık. Eve gelene kadar geldik. Enes gidecek mi bayramda şeker toplamaya? Sadece 3-4 eve dediğim evlere. Tamam mı oğlum? Uzağa gitmek yok. Hayır. Bayramda çocukların bence gezmemesi lazım bu zamanda. Benim mesela bak bu ev gözümün önünde gezip geri geleceksin. Enes. En yakın yere. Bir sene bir atla. Evet. Ha o da olabilir. Çocuklarınızı bence bırakmayalım. Şaka maka bir tarafa bırakmayalım. Evet, bizim alt katta üst katı. Zaten kimse evde yok ki ya, Enes. Bizim evdeki de hepsi gitmiş bir yerlere. Mahalledekiler. Neden mi gider bizler şu an? Aslanlara. Ha aslanlara gidersin sonra geri gelirsin. Dediğim gibi.
Güya çay yaptık. Oh, hanım anlama. Çıkmıyor yani. Ha, Allah'tan fındık ceviz evde var. Olmasa bunun fındığıdır, cevizidir. Ama gene de bir tepsi baklava için daha uyguna geliyor. Çünkü ben mesela bu sene yapmayı kabul etmedim. Çünkü yani bir tepsi baklava 1 milyar falan tutar belki, değil mi Fok? Daha mı fazla tutar? Malzeme. Onun için yok yani, kabul etmedim ben. Yani bilmiyorum. Diyenler var ama yok yani. Daha hele bir kabul etmedim. Masrafı gerçekten çok. Yani zaten nişastayı bilenler biliyor kaç lira olduğunu. Ondan sonra çok bilmiyorum. 4 dilimi kaç liraymış bu? 50 lira. Düşünsenize. Ama evet. Biz bitirdik, bir leğendirdik. Anne kırmadık daha, anne kırmadık daha anne. Biz artık bir şey kırdık daha. Hadi görüşürüz anne. Fuh. Seni çağırıyorlardı, kırmadık dedi. Gelsin çok güzel ele belirlesin, gitsin dedi. Ben de dedim kırma. Kırmadık ki daha. Daha ne kırdık ki? Ufuk var ya, biz bunun böyle uğraşacağız. Başka yok mu canım benim? Nerede vardı? Bizim aşağıda. Bizim aşağıda çuvalda var. Salonda var işte poşet. Nerede? Bu salondakini şey yapma. Bunlar şimdi yenidir. Bu sene midir? Bunlar dursun. Bunlar başta. Bunların polis var ya. Bunlar verdi. Elimin altında dursun, o fındık yeni yani. Gerçi bu da şey değil de, çok küçüktü ya. Aman. Çok küçük küçük Ufuk. Vallahi ellerim yarı oldu Ufuk. Benim ellerim yarı oldu dedi. Yine aynı yere götür, geri boşsan. Hala hala mı oynuyoruz biz? Ya şimdi birine büyüğü gidince küçüğü de arasına kayıyor, biliyor musun? Bunların arasına. Ama ellerime bak, ellerime bak. Oy canım, sen de bu dur oğlum, dur oğlum. Bir haftadır sen değil misin? Kırık kırık yapalım. Buyurun. Ben sen kırarsan diye düşünmüştüm. Ben kırıyorum zaten. Ben var ya, şimdi çocukları yemiyorsam ele yatarım. İleride bak çok yorulacaksınız, çalışacaksınız. Erken kalkacaksınız. Yatın, keyfinize bakın, kitap okuyun. 5 alacağınız yok, 5 bileceğiniz yok, sorunuz yok. Vallahi okuyun. Okuyun, ha. Darı yok, uşak yok, eş yok. Ama ne derdiniz var? Maddeyi getirsiniz de kira derdiniz yok. Bedavadan yaşayırsınız. Kuşlar da bedavadan geçiyor. Bu arada limon gitti. Sahibi ceviz dedi. Limon gitti. Geri gitti. Benim gelinim geri gitti. Benim gelin geri gitmez ama. Kartopunu biraz dövdü. Yok ya. Eş olarak şey yapmadı kartopu. Anlaşamadılar. Anlaşamadılar. Biz gece kartopu geçince çok zor geldi. Kartopu bu sefer yabancı kedi alacağız. Nereden gelmişti Ufuk? Gaziantep'ten. Geldim Gaziantep'liydi. Ama gitti. Hmm.
Çok ağladık ama. Rezil değil valla. Bu arada limon kim? Kuşum, papağan. Kırk çok aşkısı. Az istersen bunu biraz daha yapalım. Yine aynı fındığı kırılım olmayan geri koyup aynı fındıkla gidip de değirmene gidip geldiğim fındıkla. Aynı fındığı kırıp geri geri bak. Bunu biz gramla da kırabiliriz. Kurban olma aynısını geriye koyma. Tekrar geri koyup sana yapalım. Şey yapayım, bir poşet daha çalayım geri. Çalmana gerek yok. Şey of, ayaklarına uyuştum. Uyuştum mu? Ay ben sana kırmayayım dedim. İlla fındık kırak değil. İlla diye fındık kırak. Ben ne diyeyim? Bir yerde oturur, boy mu oturur, bir yere mufuk otur diyor. Oy. Ona şey var ki. Heh. Şey var ki. Şey var ki. Evet, sobanın üzerinde bakın. Ceviz ve fındık az bir şey de içerisine, az bir şey değil epey var da bir tepsi. Benim burada 2 kilodan fazladır. Bakın kavuruyorum. Şimdi bunu kaldıracağım tepside sobanın üzerinde sıcağıyla. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Sonra ben bunu elimle ovalayacağım. Fındığın üzerinde kabuklar çıkacak ve beyaz şeklini alacak. Bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Baklavamızın cevizlerini hazırladık. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.